El Fatiha mi as salavat. Ama salallahu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte. Daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki
sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum." demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin, yani zahit derecelerin, yani pozitif derecelerin, artı derecelerin, kaybettiğiniz derecelerden
yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum, bir kısmı diyecek ki, ah ah, sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki, şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala, ah benim saf hocam, hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye, bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet, sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen, adam öldürmüşsün, hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen, Allah'ın cennetine gidebilirsin, hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi, bunca soygunu yapan sen, sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin, buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız.
Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan'dır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile 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 gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde ve şeytanın taraftarları savaşın dışında sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 386 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an tasavvufun üsülünü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299
1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam, Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir muhteşem dizayn, mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn, Kur'an dizaynı ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları,
Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki, eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa, incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki, aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun. Ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi, hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki, hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi doçentim, sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki, benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor, hidayet doğru yoldur. O da diyor ki, hayır diyor, senin söylediğin doğru değil. Onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah-u Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah-u Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul, bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber Resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan
bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir. Ve bu Allah'ın kanunudur. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar için mümkündür. Peygamberlik müessesesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son nevi Hatem-i Enbiya devrinde sona erdiği için o noktadan itibaren huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecektir ama o noktadan itibaren peygamber olmayan veli resullerle yürümüştür bize kadar. Biz de bir veli resulüz, evliya resulüz. Asla peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler. Kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, 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 şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki ey aziz kardeşlerim yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim, ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler.
Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta soğuculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi, Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet, solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek, aşınarak, normale doğru yaklaşarak, ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz. Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz.
O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş. Ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğru olduğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler.
Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet işlerinde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. Ve biz ziyarete gittik kendisini. Ve ona anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini. Sonunda şunu söyledi. Üçüncü güzelliği yaşadık orada. Dedi ki, ben kelamcıyım. Bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana Kur'an'ı anlattınız. Kur'an'ı tasavvuf olarak bütünleştirdiniz. Allah razı olsun dedi, bu benim için bir ziyafetti dedi. Sonrası daha acıklı sevgili kardeşlerim. Çünkü Yazıcıoğlu bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve il müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı iki seminer düzenleyecektik. İkişer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular. Arkasında cehaletin yobazlığı yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de insanlar karşımızda. Bu sefer çok seviyesiz bir zincir birbirine halkalarını geçirmiş durumda. Aşk ile devam ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi bu adamlar bize tesir edebilirler mi? Allah'ını severseniz söyleyin. Yani şimdi cehalet Allah'ın ilmine karşı savaş veriyor. Bu zavallı çocuklar Allah'a karşı savaş veriyorlar, farkında değiller. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara söyleyin. Okuyun deyin, ihtarları okuyun. Sadece birinci ihtara cevap verebilirseniz, o zaman gelin siz çok şeylere layıksınız demektir. Ama şimdiye kadar hiç kimse bu ihtarlardan herhangi birisi yanlış diyemedi. Demesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. O bizim öğrenimimiz değil ki. O Allah'ın bize öğretisi. Allah'ın bize öğretisi. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileriz. Sohbet nereden başladı, nereye gitti gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkan mı var sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, 3 defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'laşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla
ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Unutmayın, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.